Hemen her gün bonsai denilen sentetik uyuşturucuya bağlı ölümler yaşana dursun. Bilim insanları bu zehrin çok büyük organize uyuşturucu çeteleri tarafından yurt dışında komplike laboratuvarlarda üretildiğine inanıyorlar. Daha sonra kaçak olarak yurda toz halinde sokulan bu madde ülkemizde işlenerek son halini alıyor ve ölüm saçıyor. Uyuşturucu kaçakçılığı tek başına yapılabilecek bir iş değildir. Her türlü uyuşturucu, bonsai de dahil olmak üzere, mutlaka arkasında çok güçlü bir örgüt yapısı gerektirir. Bu örgüt, Türkiye'nin içerisinde bunu imal ettiğine dair henüz elimizde hiçbir emare yok. Ama Çin'de, Doğu Avrupa ülkelerinde değişik laboratuvarlar basıldı ve bu maddeler balk halinde, yani toz halinde çok miktarda bulundu. Sentetik kannabinoid, yani sokaktaki adıyla bonsai adlı ölümcül kimyasal uyuşturucu, bilim insanlarının tespitlerine göre yurt dışında komplike laboratuvarlarda üretiliyor. Yurt dışından organize suç örgütleri tarafından yurda transfer edildiğini düşünmekteyim. Ve bu toz halde üretiliyor sentetik maddeler ve bu sentetik maddeleri 200'e yakın çeşitte üretiyorlar. Şimdi o tozu imal edenler son derece sofistike, yani bilgili, kimyacı çalıştıran, böyle örgütün içerisinde her tür kademeden insanın olduğu büyük organize örgütler. Yüzlerce ağır kimyasalın karışımıyla laboratuvar ortamında toz halinde üretilen bu ölümcül madde kaçak olarak yurda sokuluyor. Çok büyük bir ihtimalle zaten bir şeyin yerine piyasaya sürülmüş bir şey. Ya deniz yoluyla ya da hava yoluyla geliyor. Yani bunun karayoluyla geldiğini sanmıyorum. Ve sokağa sürülmeden önce son halini vermek için bu toz merdiven altı olarak tabir edilen ortamlarda su ile karıştırılıp emilimi yüksek bir bitkiye emdiriliyor. Sonrasında torbacı olarak adlandırılan sokak satıcılarına ve oradan da sokağa sürülüyor. Bu toz bu ülkeye bir şekilde geliyor ve ondan sonra paketleniyor. Yani şunu unutmamak lazım ki Türkiye hiçbir zaman bir laboratuvar henüz yakalayabilmiş değil. Dışarıdan Türkiye'ye toz halinde girdiği, burada tüketiciye servis edilebilecek bir şekilde bunun ya seyreltilerek püskürtüldüğü veyahut da içine başka şeyler katarak tablet halinde basıldığı apaçık ortada. Bonsai'nin bir çeşidi yakalansa bile küçük değişikliklerle başka bir halde yeniden torbacılarla buluşuyor. Ülkemizde şu an bunu açığa çıkaracak bir test ve laboratuvar bulunmuyor. Bu detay kimya bilgisine sahip olmasalar, bizde yasa kapsamına alınan bir madde hemen yurttan sevkiyatı kesilip hemen yenisi elde edilmesi ve ülkeye transfer edilmesi pek olası değil. Bonsai'ye bağlı ölümler çoğu kez tespit edilemediği için kayıtlara kalp krizi olarak geçiyor. Muhtemelen kalp çarpıntısı ve tansiyondan olduğu için bunlar kayıtlara kalp ölümü diye geçiyor.